Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bulaşık makinesinin filtresini nasıl temizleriz, su fiskiyelerini nasıl temizleriz, nasıl sökeriz, makinamızın iç temizliğini nasıl yaparız onu göstereceğim. Hemen geçelim istersen. Şurada gördüğünüz gibi bulaşık makinem var. Kapağını açıyorum. Öncelikle şöyle şu bulaşık kutuları çıkaralım. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi şöyle altta ve üst tarafta fiskiyeler var. Bunlar aracılığıyla bulaşıklarımız yıkanıyor. Şunları nasıl temizleriz onu istersen göstereyim. Şunlar çok basit bir şekilde çıkıyor. Şu iki yanda şöyle çıkıntı var. Onları sağ ve sola doğru çekince onu açmış oluyoruz. Onu göstereyim hemen şöyle yakından. Şöyle şunları şu şekil çekip kaldırdığımız zaman çıkmış oluyor. Gördüğünüz gibi buralar kireçlenmiş arkadaşlar. Şunların temizliğini yapıyoruz. Şurada şu deliklerden su fiskiyemiz su fışkırtıp bulaşıklarımızı temizliyor. Bunu da güzel temizledikten sonra tekrar yerine takacağız. Arkadaşlar bunlar genelde tıkanmazlar. Çünkü içi bayağı geniş ve sürekli içerisinde su boşluk var, böyle geniş bir boşluk. Su içinde tazikli bir şekilde sürekli çalıştığı için bunlar tıkanmaz. Delikleri de büyük böyle gördüğünüz gibi. Şöyle sadece dış yüzeylerini temizlediğimiz zaman yeterli oluyor arkadaşlar. Şunun temizliğini yaptıktan sonra takıyoruz arkadaşlar, şöyle üzerine bırakıp şöyle hafif bastırdığımız zaman yerine geçmiş oluyor. Arkadaşlar bulaşık makinesinde en önemli şey, dikkat etmemiz gereken nokta şurası. Biz buranın da iç temizliğini yapmamız lazım. Şunu şöyle çevirip çıkarıyoruz. Şurası çok kirleniyor arkadaşlar. Burası kirlendiği zaman bu kirini bulaşıklarımıza sıçratıyor. Onun için bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şuralarda kireçlenme falan olmuş. Bunun temizliğini yapacağız. Şunun temizliğini yapmış olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şu filtreyi nasıl çıkaracağız buradan onu göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi şurada çok küçük çıkıntılar var. Bir de şu tarafta tırnağımızı şöyle şuraya, bir de şuraya geçirdiğimiz zaman, bu kadar basit arkadaşlar. Bunun temizliğini yapalım arkadaşlar öncelikle. Daha sonra tekrar yerine takalım arkadaşlar. Bunun temizliğini diş fırçasıyla da yapabilirsiniz. Suyun önüne verip herhangi bir deterjanla da temizleyebilirsiniz. Arkadaşlar bunun içerisinde de bir hazne var, şöyle aparat. Şunu nasıl çıkaracağız? Şöyle şu iki taraftan basılı tutup çektiğimiz zaman çıkmış oluyor. Bu da kireçlenmiş şöyle. İç tarafı gördüğünüz gibi. Bu bizim bulaşıklarımıza temizlik açısından olumsuz bir etkisi olur. Arkadaşlar şunun iç temizliğini şöyle elimizdeki bir diş macunu fırçasıyla yapabiliriz. Biraz deterjan kullanabiliriz. Şu aralarını daha iyi temizleyebilmem için diş fırçası birebir oluyor bu iş için. Filtremizin temizliğini en güzel diş fırçasıyla temizleyebiliriz.
Böyle bütün aralara giriyor ve içine daha iyi siniyor. Böyle gördüğünüz gibi bayağı da içinde kireç birikmiş arkadaşlar. Bu diş fırçasıyla temizlediğiniz zaman bunu hissedersiniz. Şuradan göstereyim şöyle. Şurada gördüğünüz gibi bulaşık kirleri ve kireçle bir araya gelmiş, tortulaşmış. Bunu diş fırçasıyla temizlediğiniz zaman cam gibi oluyor. Normal yıkadığınız zaman bu kesinlikle geçmiyor arkadaşlar. Şöyle daha yakından göstereyim. Bunu fırçaladığım zaman hepsi çıkıyor arkadaşlar. Yakından göstereyim, pürüzsüz oldu. Az önce dış tarafı gözükmüyordu. Şu an bayağı temizlendi arkadaşlar. Diş fırçası sayesinde. Şimdi aparatımızı şöyle içine geçiriyoruz. Şu iki tarafından tutup itiyoruz arkadaşlar şöyle. Burası bu kadar arkadaşlar. Şimdi makinamızın iç tarafını temizleyeceğiz. Arkadaşlar makinenin iç temizliği için çok basit ve güzel bir yöntem göstereyim size arkadaşlar. Deterjan kullanmayacağım. Elimde şöyle yarım çay tabağı karbonat. Şunu yerine takarım arkadaşlar. Karbonatımı arkadaşlar şöyle döküyorum buralara. Karbonatımı döktükten sonra şöyle bir çay bardağı sirke, elma sirkesi de olabilir, üzüm sirkesi de olabilir, istediğinizi kullanabilirsiniz. Şöyle döküyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi hemen köpürmeye başladı. Arkadaşlar şöyle yakından göstereyim. Köpürmeye başladı ve altındaki kireç ve pislikleri sökmeye başladı. Bir sünger yardımıyla her tarafını güzel bir şekilde temizliyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şuralar özellikle çok kireçlenmiş ve kirlenmiş. Arkadaşlar sirkeli su ve karbonatla makinamızın içini güzelce böyle sindirerek temizledikten sonra arkadaşlar temizliğimizi yaptıktan sonra şöyle 1 litre kaynar suyumuzu da döküyoruz üzerine. Böyle. Şurada önemli bir nokta daha göstereyim. Şurada gördüğünüz şey, burası tuzluk. Şuranın içerisine tuz atmamız lazım. Tuz atmamızın sebebi suyun sert olması. Bulaşıkları yıkarken suyu yumuşatıp daha güzel ve pürüzsüz çizilmesini engelliyor tuz. Şöyle buraya tuzumuzu döküyoruz arkadaşlar. Kapağımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Buradan da gösterebilirim. Şunları yerine geçecek şöyle. Bu kadar basit. Şöyle çevirdik mi kapandı. Şimdi yapmamız gereken tek şey kaldı arkadaşlar. Makinamızı kapatıp bir yıkamaya veriyoruz. Bir yıkamadan sonra içerisindeki bütün pisliklerin atıldığını ve içerisinin cam gibi parladığını görmüş olacağız. 3'e vereyim şu. Vereyim şöyle. Makinem bir yıkamadan sonra içini açıp bakacağız arkadaşlar.
Arkadaşlar, bulaşık makinemin temizliğini yaptım. Makinemi ön yıkamaya verdim. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Bulaşık makinesini deterjan kullanmadan bu yöntemle çok temiz ve sağlıklı bir şekilde temizleyip kullanabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden herkese kolay gelsin.